89. Akademi Ödülleri eşi benzeri görülmemiş bir skandala imza atmış olsa da bence son derece eğlenceli geçti. Kazananlar ve kaybedenlere bakmadan önce tam olarak ne oldu onu bir açıklığa kavuşturalım. Son ana kadar sorunsuz giden törende finale gelindi ve sonucun açıklanması için sahneye Bonnie ve Clyde filminin yıldızları Faye Dunaway ve Warren Beatty geldi. İşte adaylar tekrar hatırlatıldı ama Beatty sonucu bir türlü söylemedi. Bir terslik olduğunu anlamıştı. Çünkü kartta Emma Stone La La Land yazmaktaydı. Şimdi en iyi film ödülünü Emma alamayacağı için işte zarfın içinde başka bir kart var mı diye bakındı. Hatta bir ara kurtarın bizi dercesine kulise döndü. Bu sırada insanlar onun komiklik falan yaptığını düşünüyordu. Ama ödül töreni canlı yayınlandığından bu tip şebekliklere pek hoş gözle bakılmaz. Öyle Survivor gibi tam sonuç açıklanacakken araya reklam falan girmez. Sunuculardan da zarfı bir an önce açması ve kazananın adını hemen okuması beklenir. Neyse sonunda Faye dayanamadı ve kazananı La La Land olarak açıkladı. Bu zaten beklenen bir durumdu ve kimse nasıl yani falan demedi. İşte tüm La La Land ekibi sahneye koştu. İşin acı tarafı ilk iki yapımcı teşekkürlerini tamamladı. Üçüncüsü konuşmasını bitirirken gerçek ortaya çıktı. O da ha bu arada biz kaybetmişiz ama neyse diyebildi. İşte La La Land'in yapımcısı Jordan Horowitz mikrofonu aldı. Bir yanlışlık olmuş. Kazanan Moonlight dedi. Başta kimse inanmadı. Şaka değil ya, valla Moonlight kazandı diyerek o elindeki doğru kartı izleyicilere ve kameralara gösterdi. Ve insanları ancak o şekilde ikna edebildi. Oscar tarihinde buna benzer bir iki olay daha yaşanmıştı. Ama hiçbiri bu en iyi film gibi gecenin en büyük ödülünde olmamıştı. Zaten hemen fark edilip düzeltilmişti. Yani kimse çıkıp kazanamadığı bir ödül için teşekkür konuşması falan yapmamıştı. Neyse ki La La Land ekibi en azından sahnede bu durumu olgunlukla karşıladı ve ellerinde tuttukları heykelcikleri akademi yetkililerine monte etmeye falan kalkmadı. Ben açıkçası düştükleri duruma çok üzüldüm ama Moonlight videomu izleyenler hatırlayacaktır. Kazansın istediğim film Moonlight'tı. Bu nedenle benim için güzel bir sürpriz oldu. Ama eminim bu yaşananlar La La Land'in kazanmasını isteyenleri çok sinirlendirmiştir. Yine de hatırlatırım. Hani filmin sonunda Emma Stone'un kurduğu bir hayal vardı. Filmin mutlu sonla biten halini bize bir göstermişler. Sonra da yak lan size deyip o hüzünlü sonu dayamışlardı. Ne demişler? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Gösterip vermemek öyle değil, böyle olur. Aslında La La Land 6 Oscar kazandı. Yani gecenin kaybedeni denemez. Zaten 14 dalda aday gösterilip Titanic ve All About Eve'in rekoruna ortak olmuştu. Bu arada merak edenleriniz için söyleyeyim. En çok Oscar almış 3 film toplamda 11'er ödülle Ben Hur, Titanic ve Lord of the Rings'in üçüncüsü The Return of the King. Eminim La La Land de bu rekoru kırmak isterdi ama 6 ödülle bu senenin en çok Oscar almış filmi olmak da hiç fena değil. Kimler kazandı? Şimdi Moonlight zaten kazansın istediğimi söylemiştim ve hakkında da daha önce konuşmuştuk. İşte geçen sene zenci aday yoktu diye oldu, zaten hep zencilere ya da eşcinsel filmlerine veriyorlar demenin bir alemi yok. Zaten öyle bir şey de yok. Bunu yapmıyorlar. Bu Oscar alan ilk LGBT temalı film. Bundan önceki videomda neden çok güzel bir film olduğundan uzun uzun bahsetmiştim. Tatmin olmadıysanız üzerinde daha da detaylı konuşabiliriz. En iyi kadın ve en iyi erkek kategorilerinde bir sürpriz yaşanmadı. Benim tahminlerim Emma Stone ve Casey Affleck şeklindeydi. Ama gönlümden geçenin de Viggo Mortensen ve Isabelle Huppert olduğunu daha önce de söylemiştim. Onlar alsa daha çok sevinirdim. Çünkü hem filmlerini daha çok sevmiştim hem de tüm kariyerlerine baktığımda daha başarılı işler yaptıklarını düşünüyorum. Emma Stone da aslında cidden çok iyiydi ve partneri Ryan Gosling'in aksine şarkı falan da söyleyebiliyor kendisi.
Yine de Elle filmiyle Isabelle Huppert Oscar alsa çok gülerdim. Çünkü Paul Verhoeven bu filmi aslında İngilizce çekecekti ama oynatacak oyuncu bulamadı. Şimdi adettendir Hollywood yıldızları kendilerine gönderilen senaryoları işte beğenmeseler bile cevap vermek için 2-3 gün beklerler en üstünde düşünüyoruz havası yaratmak için. Öyle Elle filminin senaryosuna yaptıkları gibi buna lan diye alır almaz geri göndermezler. Huppert bu rolde bir altın küre kapmıştı. Bir de Oscar alsa daha sağlam bir kapak olacaktı. Olmadı. Casey Affleck'e gelirsek çok güzel bir filmde gayet başarılı bir oyunculuk sergilemişti. Ama hakkında çok ciddi taciz suçlamaları var. Yönetmenliğini yaptığı I'm Still Here filminin yapımcısı ve kameramanı Affleck'i cinsel tacizle suçlamıştı. Ve taraflar bu olayı mahkemeye taşımadan kendi aralarında anlaşarak çözmüşlerdi. Bu da Affleck'in muhtemelen yüklü miktarda bir tazminat ödediği ve daha da önemlisi suçunu kabul ettiği anlamına geliyor. En iyi erkek oyuncu ödülünü aldığında salonda Brie Larson dahil kadınların büyük bir bölümü onu bu nedenle alkışlamadı. Bu arada Denzel Washington Oscar alamadığına çok üzüldü. Hatta bir ara ağlıyor gibiydi. Fences onun yıllarca sahnede canlandırdığı ve Tony ödülü aldığı bir tiyatro oyunundan uyarlama, kendi yönettiği bir film, partneri de oyunda olduğu gibi Viola Davis, o da Tony kazanmıştı bu arada. Üstüne bir de en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kaptı. Bu arada aynı rolle hem Tony hem Oscar almak çok nadiren olan bir iş. Viola Davis bu işi başaran 9 kişiden biri. Denzel de sanırım bu kulübe dahil olmayı çok istedi ama olmadı. Çok da üzülmesin, zaten 2 Oscar'ı var. Viola Davis en büyük adaydı. Ben belki onu Naomi Harris biraz zorlayabilir diye düşünüyordum ama Viola'nın alması pek de şaşırtmadı. En iyi yönetmeni La La Land filmiyle Damien Chazelle aldı ve sanırım 86 yıllık bir rekoru tarihe gömdü. Kendisi artık Oscar almış en genç yönetmen. Rekorlardan söz açılmışken Kevin O'Connell en iyi ses miksajı dalında nihayet bir Oscar aldı. Ve sanırım bugüne kadar duyduğum en anlamlı teşekkür konuşmasını yaptı. Bu onun 21. adaylığıydı. Bazı yıllar birden fazla filme aday gösterildiği bile oluyordu. 20 kez ödülün kıyısından dönüp kırılması imkansız gibi duran bir rekora imza atmıştı. Ama nihayet kazandı. Darısı 13 kez aday gösterilip kazanamamış bahtsız sinematograf ama gönüllerin şampiyonu Roger Dickinson başına. Ha bu arada Marshala Ali'yi konuşmayı unuttuk. O da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı ki sonuna kadar hak etmişti. Moonlight filmiyle. Kendisi Oscar alan ilk Müslüman oyuncu oldu bu arada. Allah kabul etsin, daha nicelerini bağışlasın diyoruz. Onun dışında ilginç Suicide Squad'ın Oscar alması bazı sinema severleri çok kızdırdı. Ama bunda abartılacak bir durum yok. Bu ödül en iyi makyaj dalında. Bence sonuna kadar hak ettiği bir ödül. Çünkü Harley Quinn ve Joker saç ve makyajıyla cidden hemen bir pop kültürünün parçası oluverdi. Hoş bana sorarsanız Joker hala Marilyn Manson ve Tarık Mengücü'nün yasak aşkının bir meyvesi gibi duruyor. Ama en azından Killer Croc'u CGI yerine makyajla yapmaları bile yeter. Zaten Oscar Suicide Squad'ı daha iyi bir film falan yapmıyor. Nefret etmeye devam edebilirsiniz. Ben seviyorum, orası ayrı. Son olarak sunucu Jimmy Kimmel'dan biraz konuşalım. Bence durumu iyi idare etti ve ileriki yıllarda karşımıza aynı görevle çıkmayı hak etti. Sadece son saniyede yaşanan karışıklık sırasında da değil, salona kabul ettikleri turistlerle diyaloğu da çok başarılıydı. Ki bence o sekans hiç eğlenceli falan değildi. Jimmy Kimmel'ın hazır cevaplığı durumu biraz toparladı. Bu arada tören boyunca Amerikan Başkanı Trump'a soktuğu laflar yetmezmiş gibi bir de tweet atıp Meryl Streep'in sana selamı var falan filan dedi. Ne yazık ki Trump buna cevap vermedi. Hatırlarsınız Meryl Streep altın kürede Trump'a epey bir giydirmişti. Trump da onun için çok abartılmış
bir balon ifadelerini kullanmıştı. Dediğim gibi Trump bu kez oltaya gelmedi. Aslında bu tip şeyleri de hiç kaçırmaz. Meşguldü herhalde. Jimmy Kimmel, Matt Damon ile yıllardır süren o sahte kavgasını sürdürdü. Ve sanırım törenin en komik anları bunlardı. Hoş ben o Moana şarkısını söyleyen kızın kafasına bayrakla vurduklarında da çok güldüm. Ama 16 yaşında olmasına rağmen aslanlar gibi şarkısına devam etti. Hiç bozuntuya vermedi. Konu şarkılardan açılmışken Justin Timberlake'in o şarkısından nefret ediyorum. Törene o şarkıyla başlamaları da ayrıca sinirimi bozdu. Yani aslında şarkıdan değil de Oscar'a aday gösterilmesinden nefret ediyorum. Çünkü bence sıradan bir pop şarkısı. Seneye kimse hatırlamaz ama ben Sing Street'in şarkılarından hiçbirinin aday gösterilmemesine muhtemelen 10 sene sonra bile söyleniyor olacağım. Siz kazananlar ve kaybedenler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce son anda yaşanan karışıklık bir oyun olabilir mi? Değilse suçlu kim? Faye ve Warren'ı yine kurşuna dizsek mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu sevdiyseniz lütfen paylaşın ve kanalıma abone olun. Yeni filmlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.